Sadece böyle beslendiğiniz zaman 10 yıl fazla yaşıyorsunuz çalışmalara göre. Daha kaliteli yaşıyorsunuz. Çünkü bedenimizin ritmine uygun yaşadığımız için bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bedenimiz bizden ağır şeyler istemiyor, yağlı şeyler istemiyor. Bir yağlı içerik yediğiniz zaman beden rahatsız oluyor bundan. Uyuyoruz, halsizleşiyoruz. Çünkü sistemimiz onu sindirmeye uygun değil. Ama sebze ağırlıklı beslenenlerden şunları çok duydum. Sindirim sistemim rahatladı. Çok rahat hissediyorum. Çok daha iyi uyuyorum. Çok daha iyi uyanıyorum. Evet, bunlar bizim beslenme şeklimizin olumlu özellikleri. Ama şuna çok fazla takılmamanızı isterim. Vegan beslenmek çok pahalı. Şimdi bu neden deniyor? Ben hemen onu açıklayayım. Şimdi insanlar işte kuru fasulyenin vegan olduğunu unutuyor. Ya da birileri onlara ya kuru fasulye vegan işte, pilav vegan işte demediği için Amerika'dan, Avrupa'dan devşirme tariflerle hareket ettiğimiz için bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi markete gidiyoruz. Vegan süt gördük. İthal. Fiyatı 25 lira. Normal süt var. Bitkisel olmayan, hayvansal süt var. Bunun da fiyatı 2 lira. Şimdi insanlar nasıl düşünüyor? Aa, vegan beslenmek çok pahalı. Yapamayız herhalde. Ama bir düşünmek gerekiyor. O sütü almak zorunda mısın? O süt neden var? Protein içeriği yüksek. Ama senin fasulyen var, senin bulgurun var, senin mercimeğin var, senin keten tohumun var. Yani şu algıyı yıkalım burada. Bu kanalın misyonlarından birisi bu olsun. Bizim tofu, avokado, kinoa olarak gördüğümüz şeylerin hepsinin Türk mutfağında muadili var. Biz bu muadilleri konuşacağız. Pahalı değil. O sütü almak zorunda değilsiniz. Alabilirsiniz ama almak zorundaymış gibi hissetmemenizi isterim. Çünkü gittiniz bir yulaf sütü yapmaya karar verdiniz. Şimdi yulafın kilosu ne kadar? Çok aslında diğer markette satılan süte göre uygun. Yulaf sütü, ben buğday sütü yapıyorum. O çok güzel, çok lezzetli oluyor. Yani illa o soya sütünü almak zorunda değilsiniz. Vegan zaten mutfağın yarısı bizim vegan. Pahalı değil. Ev ekonomisini bilen insana pahalı değil. Plan yapmak, biraz plan yapmak gerekiyor. Ve gerçekten bilmek gerekiyor. Ben bunu bilimsel boyutlarıyla 5 yıldır kendi mutfağında uygulayan bir kadın olarak da anlatacağım. Hem beslenme ve diyet uzmanı olarak da anlatacağım. Sizinle paylaşacağım. Yaptığım yanlışlardan bahsedeceğim. Ben de yanlış yapıyorum, yaptım. Yanlış uyguladım bazı şeyleri. Sonra doğrusunu öğrendim, değiştirdim. Hepsi tecrübe. Bir anda böyle başlamak gerekiyor. Adım atın. Evren hareketi seviyor. Ya ben hiç yapamam. Ya en azından mesela şunu yapmakla başlayabilirsiniz. Bir haftadır sebze yemeği yemiyorum. Bu öğünüme sebze ekleyeceğim. Evet, bu bir adımdır. Eğer benim bugüne kadar yaptığım işleri takip etmek isterseniz, Açık Radyo Vegan Sağlık podcastleri, tarifler, bloglar, röportajlar, bunlar için vegandiyetisyen.com sitesi var. Burayı takip edebilirsiniz. Ama daha geniş bilgiler YouTube kanalında olacak. Şimdilik hoşça kalın.